Merhaba sevgili dinleyiciler, podcast'imize hoş geldiniz. Hayatın temposu, iş stresi, günlük koşuşturma derken hepimiz zaman zaman yorgun düşüyoruz. Ancak bu yorgunluğun içinden umutla çıkmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Umut, en karanlık anlarımızda bile bize yol gösterebilecek güçlü bir ışık ve unutmayın, umut en son ölen duygudur derler. İlk olarak, yorgunluk kavramına biraz daha yakından bakalım. Fiziksel yorgunluk kadar zihinsel yorgunluk da bizi etkiliyor değil mi? Evet, zihinsel yorgunluk bazen daha da zorlayıcı olabiliyor. Bilirsin, Mark Twain'in bir sözü vardır. Düşünmek en zor iştir. Bu nedenle çok az insan düşünür. Ne kadar doğru. Günlük yaşamın getirdiği zorluklar, sorumluluklar derken bir süre sonra beyinlerimiz de adeta yorgun düşüyor. Ama işte tam da bu noktada umut devreye giriyor. Evet, umut bizim yeniden enerji toplamamıza, motivasyonumuzu bulmamıza yardımcı oluyor. Umut, her zaman bir çıkış yolu olduğunu hatırlatır. Martin Luther King'in dediği gibi, eğer uçamıyorsan koş, koşamıyorsan yürü, yürüyemiyorsan sürün, ama ne yaparsan yap, hep ileriye git. Sevgili dinleyiciler, sizler de bu konuda ne düşündüğünüzü bizimle paylaşmak ister misiniz? Size umut veren şeyler neler? Yorgun hissettiğinizde neler yapıyorsunuz? Yorumlarınızı ve hikayelerinizi merakla bekliyoruz. Evet, dinleyicilerimizden gelen geri dönüşler bizim için çok değerli. Bu arada umut üzerine düşünürken aklıma bir başka güzel söz geldi. Umutla beklemek de bir mutluluktur demiş Lev Tolstoy. Kesinlikle. Bir başka favori sözüm ise John Lennon'a ait, "Her şey yolunda değilse son da gelmemiştir." Bu söz, zorluklar karşısında umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Çok doğru. Umut, en karanlık anlarda bile içimizi ısıtan bir güneş gibi. Unutmayalım ki, gece ne kadar karanlık olursa olsun, sabah mutlaka olacaktır. Bir başka favori sözüm ise John Lennon'a ait, "Her şey yolunda değilse son da gelmemiştir." Bu söz, zorluklar karşısında umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Düşünsenize, hayatın her anında inişler ve çıkışlar var. Hepimiz bazen kendimizi çok zor durumda bulabiliriz, her şey ters gidiyormuş gibi hissedebiliriz. Ama bu söz bize şunu hatırlatıyor. Eğer gerçekten kötü bir durumdaysak, henüz hikayemizin sonuna gelmemişiz demektir. Her zor dönem aslında bir geçiş süreci olabilir. Belki de bu zorluklar bizi daha güçlü ve daha dirençli kılmak için vardır. Düşünsene, fırtınadan sonra her zaman güneş açar. İşte o güneşi görebilmek için biraz daha sabretmek gerekiyor. Bu bana Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabını hatırlatıyor. Frankl toplama kamplarında hayatta kalmış bir psikiyatrist olarak en zor koşullarda bile umudunu kaybetmeyenlerin hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu söylüyor. Belki de bu, içimizde taşıdığımız umut ışığının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Umut, sadece geleceğe dair bir beklenti değil, aynı zamanda şimdiye dair bir inançtır. Zor zamanlarda bu inanç bizi ayakta tutar ve ilerlememize yardımcı olur. Kendi hayatımıza baktığımızda da en zor anlarımızdan sonra genellikle en büyük başarılarımızı elde ettiğimizi görebiliriz. Bugün yorgunluk ve umut üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarız sizlere de ilham verebilmişizdir. Unutmayın, her ne kadar yorgun olsak da içimizde taşıdığımız umut bizi her zaman ileriye götürecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.